Mümin Hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Ben herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Şimdi tabii oturumun konusu genel değerlendirme olduğu için ben de genel bir değerlendirme yapacağım. Tek tek hükümlere girmeyeceğim. Dolayısıyla biraz daha üst makroskopik bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışacağım. Tabi bu genel değerlendirmeler hukukçuların toplantılarında ayrı yapılıyor. İşte efendim mali müşavirlerin odaların toplantılarında ayrı ayrı yapılıyor. Akademik düzeylerde tartışılıyor. Ama bir de benim dikkatini çekmek istediğim bir başka tartışma mecrası daha var. O da benim hiç hoşuma gitmiyor. O da basındaki tartışma. Şimdi bir taraf diyor ki fıkra gibi bir kanun bu ya diyor. Öbür taraf diyor ki yok canım bu kanun ciddi, sen şirketini soymak istiyorsun diyor. Dolayısıyla biraz basındaki tartışmalarda maalesef seviye biraz düşmüş vaziyette ama bence bu tartışmaları yine biraz daha akademik düzeye yükseltmek lazım. Hukukçulara, meslek odalarına, bu mesleğin denetim fonksiyonunu üstlenecek olanlara bırakıp onların yapacakları bu tip toplantılara bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi yeni ticaret kanunu yaklaşacak olursak hani niye yeni ticaret kanunu? İşte ihtiyaçlar neydi? Avrupa Birliği sürecini, teknolojiyi Türkiye'ye aktar. Bunların hepsi çok güzel. Bunlara katılıyorum. Yani benim eleştireceğim birkaç nokta olacak. Bu kanuna karşı çıkmak anlamında değil. Bunu hani yanlış anlaşılmaması için söylüyorum. Çünkü neden derseniz, hakikaten kanunun amacına bakarsanız, rasyonelisine bakarsanız, Türkiye'nin ihtiyaçlarına bakarsanız, bu kanun belki olması gereken hukuk, aslında olması gereken hukuk da demeyeyim, geç kalmış bir hukuk olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bizim bu ticaret kanununu hani bazı köşe yazılarında görüyorum. İşte efendim erteleyelim, kaldıralım veya daha yeni bir kanun yapalım gibi görüşler. Bugün bizim bu ticaret kanunu yürürlüğe sokmamamız, Türkiye'nin ticaretini 56 sene öncesinin kanunuyla sürdürmeye devam etmek anlamını taşır. Dolayısıyla 56 sene tekrar geriye gitmenin bir manası yok. Bu kanun elbette ki bazı maddeleri revize edilebilir, elbette ki gözden geçirilebilir ama Türkiye'nin bir ihtiyacıdır. Tabii şimdi bir akademisyenin görevi biraz da eleştirel açıdan bakmak olduğu için tartışılması gereken noktaları ortaya koymak ve olması gereken hukuku göstermek olduğu için ben de biraz daha bu açılardan yaklaşmak istiyorum. Şimdi kayıt dışı ekonomiyi önleme maksadı var kanunun deniliyor. Ama bu açıdan tek kişilik şirketi çok fazla tartışmıyoruz. Yani tek kişilik veya tek ortaklı şirket benim endişem şudur ki ileride kayıt dışı ekonomiye hizmet edebilir. Bunun üzerinde çok ciddi tartışılması gerekir. Şimdi daha önce efendim saman adam ortaklığına yol açılıyor işte 5 kişi. Ama bunlara biz yol açtık. Biz daha önce ticaret kanunda var olan blokaj müessesesini kaldırdık. Belediyeden ticari durum tasdiknamesi alınması müesseselerini kaldırdık. Bir şirketin kuruluşunda ne kadar ciddiyet ve ciddi evrak aranıyorsa bunların hepsini kaldırdık. Sermaye arttırımda mahkeme denetimini kaldırdık. Kuruluşta mahkeme denetimini kaldırdık. Ve o sırada hocam da ben Dünya Gazetesi'nde yazıyordum. Bunların kaldırılması kayıt dışı ekonomiye hizmet eder diye bas bas bağırdık. Ha şimdi ne yapıyoruz? Onları geri getiriyoruz. Dolayısıyla orada yaptığımız hatayı burada da yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Ha tek kişilik şirket olmasın mı? Olsun. Bir ihtiyaç. Bunu kabul ediyorum. Ama biraz daha farklı düşünmek veya düzenlemek gerekir diye düşünüyorum. Batı'da ne oluyor? Bakmadım. Çünkü kanunun gerekçesi bana bunu söylüyor. Aynen okuyorum. 338. maddenin gerekçesi. Batı'da tek pay sahipli anonim şirketler sadece bir limite şirket veya işletmeci vakıf tarafından oluşturulmaktadır. Ama bugün sokaktaki adama sen şirket ol diyoruz. Tek başına. Ben huzurlarınızda hoca mümin doğru sözüm. Ben sade vatandaş mümin doğru sözüm. Ben huzurlarınızda yarın bir gün mümin doğru söz AŞ olarak geleceğim. Ve bu mümin doğru söz AŞ'nin pay sahibi benim. Yönetim kurulu benim. Genel kurulu benim. Yani böyle bir şey ne kadar olur, ne kadar yürür. Veyahut da mesela bazı organları gözden geçireceğiz. Örneğin tek kişilik şirketle yönetim kurulu eğer bensem ayrıca genel kurula ne gerek var? Şimdi genel kurulu yapacağız. Ne yapacağız? Kanun diyor ki aç çantandan çıkar bir dosya kağıdı koy masanın üzerine yaz kararı imzalı altın işte sana genel kurul.
Şimdi acaba bu nereye hizmet edecek? Belki biraz daha üzerinde tartışıp ciddi düzenlemelerle gözden geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum sadece tartışma açmak açısından. Bu nedenle kanunun kanundan çok okunması gereken yeri bence hakikaten bir ilmi, akademik çalışma, bir ders kitabı niteliğinde yazılmış olan gerekçeleridir. Ama gerekçelere baktığınız zaman da bazı ilginç şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi denetçi rotasyon. Şimdi kanunun kamuoyuna açıklanan taslığına bakarsanız diyor ki bir bağımsız denetleme kuruluşu bir şirket için 6 yıl arka arkaya denetim yaptıysa 4 yıl artık yapamaz diyor. Gerekçesi ne bunun? Aynen okuyorum. Hüküm tam bağımsızlığı sağlamak amacıyla getirilmiştir. Kanun meclise gidiyor, değişiyor. Bir bağımsız denetleme kuruluşu bir şirket denetçi 7 yıl çalıştıysa o denetçisi değiştirilir. Şirket değiştirilmez diyor. Gerekçe aynı. Hüküm tam bağımsızlığı sağlamak için getirilmiştir. Anlayamadım. Hangisi tam bağımsızlığı sağlıyor? Bu nedenle bu şekilde ilginç bazı şeyler var kanunun içerisinde. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii biz galiba bu kanunla batıdan daha batıda oluyoruz gibime geliyor. Bazı noktalarda da batıyı aşmışız. Mesela tek kişilik anonim şirketle ilgili batıda sokaktaki adama sen istiyorsan tek kişilik anonim şirket ol demiyor. Veya vatandaş mümin doğru söze bu hak verilmiyor. Batıda bakıyorum yine Avrupa Birliği çerçevesi içerisinde Avrupa Birliği'de kote şirketler için konsolide mali tablolar hazırlama zorunluluğu var. Ama biz bunu bütün şirketler için getiriyoruz. Ve tabii kanunun bir diğer özelliği ise pek çok konuyu çözmüyor. Çok ilginç. Kanunu dikkatle okuduğunuz zaman ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili pek fazla çözüm getirmiyor. Şimdi niye diyeceksiniz? Bütün bunların hepsi ilk 400 maddenin gerekçesini baştan sona okudum. Diyor ki bu konu içtihada ve öğretiye bırakılmış. İçtihada ve öğretiye bırakılmış konu sayısı 28 adet. Şimdi 28 adet içerisinde neler var? Bunlar uygulamada beni çok yakından ilgilendiriyor. Örneğin bir anonim şirket kendi kendisine pay sahibi olursa bu payların rüçhan haklarını kullanıp kullanamayacağı sermaye artırımında öğreti tarafından belirlenecektir diyor. Şimdi ben 1 Temmuz 2012'de kanun yürürlüğe girdikten 3 gün sonra şirket kendi paylarını edindiyse 5. gün sermaye artırımı yapıyorsam ne yapacağım? Öğreti mi var? Oluştu mu daha? İçtihat oluştu mu? Türkiye'de bir içtihadın oluşması en az 8 veya 10 sene. Şimdi herkes konuşuyor diyor ki efendim denetçi organ olmaktan çıkartıldı. Güzel. Ama denetçinin organ olmaktan çıkartıldığını söyleyen 399. maddenin gerekçesi diyor ki denetim sözleşmesinin niteliği tartışmalıdır. Her ülkenin öğretisi ve mahkeme kararları bunu belirler. Bu sorunun kapsamına sözleşmenin kamusal nitelik taşıyıp taşımadığı ile denetçinin bir tür şirket organı olup olmadığı alt sorunlara girer. Yani denetçinin organ olmaktan çıkıp çıkmadığını içtihat belirleyecek diyor. Bu ne zaman olacak? 8 veya 10 sene sonra içtihadın oluşmasıyla. Şimdi tabii yine kanunda bazı o kadar çok basit sorunlar var ki bunlara cevabı bulmak mümkün değil. Bunları şunun için söylüyorum. Yani kanun kötü anlamında değil ama gözden geçirilirken kanun belki bunlar çözülebilir. Şimdi çok basit bir mesele. Yönetim görmüş olma koşulunu getiriyoruz yönetim kuruluna. Diyoruz ki 4 kişilik yönetim kurulunda bir üye mutlaka yönetim kurulu üniversite mezunu olacak. Peki 3 kişilik yönetim kurulunda ne olacak? Bu sorunun cevabı yok. Ya bu sorunun cevabını yazmak çok basit. Doktrine ve içtihada bırakılmıştır. Doktrine bakıyorum. Sayın Tekiner diyor ki hayır diyor. 4'ten aşağıya olursa aramayacağız diyor. Sayın Pulaşlı'nın kitabına bakıyorum. Hayır diyor. Aramayacağız diyor. Sanayi ve İçişleri Bakanlığı'ndan Soner Altaş'ın kitabına bakıyorum. Olur mu efendim diyor. Yargıtay'ın yerleşik uygulaması vardır. Arayacağız diyor. Sayın Profesör kendi yerine kitabına bakıyorum. Aranmaz olur mu? Bal gibi aranacaktır diyor. Ya ben gariban bir avukatım taşrada. Bana patron dedi ki genel kurulu yap Allah aşkına. Yapayım. Ben ne yapacağım? Şimdi oturup önüme 30 tane kitabı açıp o ne dedi bu ne dedi diye öğretiyle sorunu nasıl çözeceğim?
Yani bu tip basit şeylerin kanunla işlenmesi gerekir. Mesela kanun diyor ki, grup şirketler ilişkisi. Tamam, iş hakimiyet varsa kontrol var, hiçbir diyeceğim yok. Ama bir yerde geliyor diyor ki, eğer diyor bir teşebbüs şirketlerin sahibi ise, bu teşebbüs kim? Gerçek kişi de olabilir diyor kanun. Doğrudur dediği, gerekçesi de doğrudur. Ama o zaman peki biz grup şirkette ilgili denetim raporlamasını nasıl yapacağız? Denetçi raporunu nasıl hazırlayacağız? Çünkü tutun benim şirketlerim birbirine de pay sahipleri değil. Ama ben 4 şirketin de %51'ine sahibim. Bu bir grup şirketidir. Kanuna göre de böyledir, gerekçeye göre böyledir. Doğru. Ama kanun diyor ki topluluk raporunu hakim şirket hazırlar. Topluluk raporunun denetçisi hakim şirket içerisinde bu raporu denetler. Denetim raporu yayınlar veya denetim yazısını yayınlar. Peki hakim şirket yok. Hakim mümin doğru söz var. Peki benim topluluk denetçim ne olacak? Benim peşimde denetçi mi gezecek? Şimdi bu tip basit şeylerin kanunda açıklığa kavuşturulması lazım. Aksi takdirde kanun bu yönleri itibariyle pek çok ihtilaflar yaratabilecektir.